Münafık o iğrenç cinselliğini kullanmak ister. Yani erkekse o homoseksüel yönünü, kadınsa fahişe yerini, fuhuş yolunu kullanmak ister. Mesela Hazreti Yusuf'u baştan çıkartmaya kalkan kadın fahişe karakterliydi. Şimdi Hazreti Yusuf'u etkileyecek ki onun zekasına da hayran, aklına da hayran, onunla evlenip kocasını da boşayıp Yusuf'un siyasi gücünden istifade ederek hakimiyet sağlamak istiyor. Hazreti Yusuf'u da kullanmak istiyor. Ama o iğrenç, pis cinselliğiyle. Onu muazzam bir güçlendiriyor. Ama amacına ulaşamayı anlayınca cinnet geçiriyor, görüyorsunuz. Adeta öldürmek istiyor Hazreti Yusuf'u. Atın onu zindana diyor. Zaten müebbet hapis cezası veriyorlar. Müebbet. Tevafuk kurtuluyor Allah'ın dilemesiyle 7 yıl sonra. Normalde müebbet veriyor. Hiçbir suç olmadığı halde müebbet ceza veriliyor. Onun için Allah ayette münafıkları mide ve şehvet düşkünü olduğunu söyler. Yani boğazında çok meraklıdır. Pis, iğrenç bir yemek yeme, bir yemeğe düşkünlük anlayışları var ama böyle adice. Müslüman ne bulursa Allah'a hamd eder. Münafık öyle değildir. Hındarsızdır. Sürekli beğenmez yani gelen yemeği. Yiyeceği beğenmez. Allah'ın verdiği nimeti beğenmez. Ona sürekli bir suç, bir kusur bulmak ister. Ve adice bir yemek politikası vardır. Yani aşağılık böyle. Onu hırs eden bir ruhu vardır. Halbuki Müslüman tevekküllüdür. Allah ona ne rızık verse ona razı olur. Yani bugünkü rızkımız buymuş der. Allah'tan değil mi? Hamd ile bahseder. Ama münafık sürekli bir hırs içindedir. Yani iğrenç bir yemek ruhu vardır onda. Böyle domuz gibi. Yani insanı tiksindiren bir yemek anlayışı vardır. Cinsellik anlayışı da çok alçakçadır. İşte mide şehvet düşkün dediği Kur'an'da o. Ondan da çıkar elde etmeye çalışır. Ya birini tehdit etmek, ya birini kontrol altına almak, işte bir köşe yazısı yazabilecek hale gelmek, ünlü insanlarla tanışmak, siyasi güç elde etmek, bunun için alçakça kullanır. Bütün İngiliz Derin Devleti'nin casusları hepsi bunu yapmıştır. Bak şu anlattığım metotların tamamını İngiliz Derin Devleti casusları yapmıştır. Kendileri de anlatıyor zaten, evet diyorlar. Cinselliğini kullanır diyor. Mesela bak Lawrence homoseksüel. Yine İngilizlerin kullandığı diğer erkek olan casusların hepsi homoseksüel. Kadınların hepsi fahişe kullandıklarını. Yani İngilizlerin devletinin kullandığı, casuslar kullandığı bütün kadınlar fahişe zaten kendileri de anlatıyorlar. Yani fuhuş da bunlar elde geliyor. Mesela köşe başı adamlar, önemli kişileri o şekilde ele geçirdiklerini, tehditle, şantajla devam ettiklerini kendileri ifade ediyorlar.